Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bugün günahı konuşacağız hocamla. Günah bir Müslümanın kültüründe, hayatında bildiği bir alan hocam. Yani günah kavramı tanıdığımız bir kavram. Ne yazık genelde bir kaçınma duygusu yaşadığımız bir kavram. Yani onunla ilişkimizin olmasını istemeyiz genelde. Ama zaman zaman da onunla temasımız olur. O alanın içine gireriz. Biraz konuşalım, tahlil edelim. Yani İslam ve günah ne, Müslüman ve günah ne, onunla ilişkimiz nasıl olmalı konusu üzerinde duralım, değerlendirelim. Ve isterseniz günah nedir'den başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Günah yabancımız değil bir defa. Evet. Yabancımız değil. Keşke olsaydı demek lazım. Keşke yabancımız olsaydı Evet. Diyemeyiz. Çünkü günah üzerinden kulluk becerebilip beceremeyeceğimiz görülsün diye buradayız biz. Evet. Keşke ölüm olmasaydı denebilir belki ama keşke günah olmasaydı diyemeyiz. Evet. Öbür türlü ben yokum demektir. Evet, insan varsa diyorsunuz. İnsanın varlık nedeni günahla ilişki var veya yok. Yani, belki biraz sonra iç ayrıntısına gireriz. Günah benim varlık nedenim. Onun günahın varlığı da benim varlık nedenim Evet. Gibi. Bir ikincisi, tarihimiz açısından da keşke diyemeyecek kadar iç içeyiz. Babamızla bağı var günah. Yani babam Evet. Babamızla. Hazreti Adem'le oradan başlamış. Yani Adem babamızla Evet. Başladı. Yer olarak bulunduğumuz bu dünyada bulunuş nedenimiz zaten bir günahtan dolayı sürgün yemiş. Babamızın Evet. Buraya gelme nedeni. Evet. O zaman günahı sözcük olarak ne anlatıyor diye bir girersek bu anlaşma daha kolay olur. Günah arıza demek. Arıza. Hı hı. Bir insanın neyin arızası? Rabbine Evet. Karşı işletme arızası yapmasına günah denir. Çünkü Evet. İnsan olarak, AB isimli insan olarak, Rabbim beni hayatı işletmem için buraya gönderdi. Evet. İşletme için de kurallar koydu. Evet. Şu dikkat edeceksin buyurdu. Bir Müslüman, ben bu kurallara uyabilirim, işletmemi düzgün yapabilirim der ve işletme yapar. Evet. Hayatı işletir. Müslüman olmayan ise ben böyle kurallarla işletemem dediği için Müslüman olmayanın günahı filan olmaz. Günah Müslüman da olur. Evet. Onun günahı? Günahı yok çünkü işletmeyi kabul etmiyor. Yani varlığı yok, adı yok. Dosyalarda ismi yok. Buradan günahsız mıdır diye anlamamız zavallı lazım. Zavallı masum manasında değil. Anlamak. Ama Kur'an-ı Kerim Evet. Ve la yüselu an zunubihimul mücrimun. Günahlarından sorulmayacak kafirler buyuruyor. Ama ne günahını soracaksın ki zaten cehennemde. Evet. Yani baştan silinmiş. Günah işletme hatasıdır. Evet. Bu adamın işletme defteri yok. Üzerinden envanter takip edilecek bir muhasebe yapılacak bir şeyi yok adamın. Şimdi bir kavram var hocam. Kayıt dışı diye. Adamın kendi kayıt dışı. Kendisi kayıt dışı. Kafirin kendi kayıt dışı. Evet. Kayıt dışı olduğu için bir de 1 lira kaçırdı mı kaçırmadı mı diye bir şey yok ki. Takip edecek bir şey yok adamın. Evet. Günah Müslümanın hayatında işletme hatalarıdır. Evet. Hayatı işletirkenki hatalarıdır. Mesela bugünkü takvim itibariyle konuşalım. 07:10'a kadar İstanbul hesabıyla bir sabah namazı işletiyor olması lazım Müslümanın. Evet. 07:11'de sabah namazını kılmadıysa namaz
isimli bir işletme hatası yaptı demektir. Evet. Bunun adı günahtır. Evet. Çünkü neden? Dosyada kılınmıştır diye bir işaret konmalıydı. Evet. Melekler tarafından. Bu bir eksikliktir, işletme hatasıdır. Yahut da misal anneni gördüğün her yerde, babanı gördüğün her yerde evlat olduğunu hatırlayacaksın diyor Allah Teala. Üstelik de Kur'an buyuruyor ki bir de yaşlı, sinir deposu bir baban, fıçı gibi, barut fıçısı gibi onun önünde daha çok hatırlayacaksın diyor, değil mi Kur'an-ı evet, Kerim? Evet. Özellikle yaşlılık hallerinde uf yapmayın diyor. Yani barut fıçısı üf babanın bile önünde, demeyin, evet. Barut fıçısının önünde bile sen itfaiyeci gibi bekleyeceksin. Onun evet. barutluğunu söndüreceksin söndürmek diyor. Için, evet. Baba 85 yaşında, barut fıçısı evlat önünde, baba be yeter diyor, işletme hatası. Evet. O anda Allah onun babanın önünde nasıl duracağını görmeyi murad etmişti. Bu imtihanı kaybetmiştir. Evet. Yani günah Müslümanın hayatı işletirken, kulluk fonksiyonunu icra ederken yaptığı hatalardır. İşletme hatalarıdır. Burada işletme hatası diye bir deyim kullandım. Bunu açmam gerekiyor müsaade ederseniz. Şimdi işletme hatası ne demek? Yani elde olmayan bir nedenle yapmak demek. Bunun nefis azması deriz, şeytan aldattı deriz, becerememek deriz, bir an dalgınlık deriz, işletme hatası. Deriz. Hata diyorsunuz zaten hata. Yani adı kasıt. Adı üstünde hata. Evet. Ama bu işletme kuralını baştan yok saymak hata değildir. Hı hı. O baş kaldırıdır. Evet. Yani sabah namazına kalkamamak bir işletme hatasıdır. Evet. Şu sebeple, bu sebeple işletme hatasıdır. Ne namazı kardeş? Ne ben kalkmasam da olur. Bu namazı niye ben kılayım dediğin zaman bu bir işletme hatası değil. Mal sahibini yok sayma hatası. Evet. Bu. Dolayısıyla evet. bu yüzden diyoruz ki müminin hatası olur. Evet. Mümine sorulur yani o tarz diye. Bir söylem de insanı mümin çerçevesi dışına o çıkarıyor. O zaman onun adı kafir olur, evet. müşrik olur, dinsiz olur. Evet. Ne denirse evet. artık adına. Yani Hristiyan olur, Yahudi olur bir şey değişmiyor ondan evet. sonrası. Mümin işletme kurallarını kabul etmiş. Evet. Yani mümin olmanın ayrıntılarını kabul etmiş. Bunlara sadık kalacağına dair taahhüt vermiş. Fakat bu taahhüdüne, bu sözüne yer yer itirazlar evet. anlamında olmayan ya da isyan anlamında olmayan, işletirken yanlış yapma evet. anlamında olan hatalar olur. Bu hatalara günah diyoruz. Evet. Günahları biraz sonra belki ayrıntısına gireceğiz. Yani günahlar da boy boy diyeyim yerindeyse. Evet. Çünkü bir işletme hatasında kol kopmuş işçinin bir hata bu. Bir de işte başını filan yere vurmuş, yara bile almamış. O da evet. bir hata yani. Evet. İşletme hatasının da hacimleri var. Her birinin tabii farklı farklı konumu var. Ama biz önce şöyle bir ayrıntıya girelim. Şimdi bizim biz önümüzde bir kağıtla konuşuyoruz. Şimdi benim boş kağıt var önümde. Dinleyicilerimizin de önünde bir kağıt, boş bir A4 kağıt olduğunu kabul edelim. Bir yere Allah yazalım. Şimdi ben yazdım Allah. Aşağıdan ondan şöyle aşağılarda bir yere aynı hizada kulu yazalım. Evet. Şimdi Allah kuluna talimatlar veriyor. Evet. Namaz kıl diyor, şunu yap diyor, babanın önünde böyle dur, annenin önünde böyle dur, çocuğuna merhamet göster. Neyse yani İslam neyse, kulluk neyse. Evet, hududullah. Yani Allah'ın çizgileri diyelim, evet, hududullah diyelim. Evet. Şimdi kıyamet olduğunda, kıyamet neyin üstünden kopacak? Bu Allah ile kulu arasındaki ilişkilerde kopacak. Yani Allah'tan kula 3500 talimat gelmiş. Evet. 40 yıllık hayatı boyunca diyelim. Evet. Kul 3500 talimatı işletme açısından 3200'de bırakmış. Hmm. 300'e yakın işletmede hata var. Yani evet. envanter incelendiğinde 300'ünün karşılığında artı işaret yok. Evet. Bu kul ne demek? İşte %60 itibariyle başarılı bir kul demek. Evet.
Ama başka bir kul, Allah ile kul, burada bir tablo daha çiziyoruz. 3000 talimat gelmiş. Allah ile kulu arasında 35 sene yaşamış mesela. Kul bunlardan 200 tanesini yapmış. Evet. %90 itibariyle eksi işareti var demektir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bize ısrarla vurguladığı "Femmâ men sekulet mevazinuhu" kimin terazisi ağır gelirse, kurtulanı bahsederken kimin terazisi ağır gelirse, buradaki terazi işte bu artılardır. Evet. Kim bu işletmede eksisi az, artısı azsa. Biz resmen bir bakkalın ya da işte bir dükkan işleten birinin her akşam Z hesabı diye bir şey topluyorlar ya. Evet. Toplamı alıp artısını eksisini topladığı gibi her yattığımızda biz bu hesabı topluyoruz aslında. Evet. Günahlarımız, eksilerimiz bizim. Ya da toplanıyor. Bu da biz farkındayız veya değiliz. Evet. Bir alışkanlıktan dolayı bir şey olmuyor gibi zannediyoruz, evet, ama evet. Toplayan topluyor. Topluyor. Evet. Sağımızda solumuzdakiler topluyor. Evet, evet. Sağdaki melek ben 100 topladım diyor. Soldaki de 115 topladım diyor. Evet. 15 eksimiz var o zaman. Evet. Gibi evet. Kabul ediyoruz. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. İnsanı ikiye ayırdık bir defa. Dedik ki ben işletme defteri tutmayacağım diyen, hesap dışı kalan biri var. Tamam, ben işletme defteri tutmayı kabul ediyorum diyen biri var. Ben defter tutmayı kabul ediyorum diyenin artı eksi hesabını yapacağız şimdi. Evet. İşletme defteri tutmayan da bir sorun yok zaten. O Sırat Köprüsü'ne kadar gelecek, oradan gidecek gideceği yere. Evet. Maazallah. Fakat mümin... Yani hata Allah öyle olmaktan korusun. Maazallah. Evet, dediniz. Allah, evet. Allah muhafaza buyursun. Evet. Yani bunun hocam böyle cehenneme girecek filan diyoruz da o kadar da kolay telaffuz bile edilemeyecek. Aslında belki şey ona yani. Da biraz durmak lazım hocam. Şimdi sanki onun hesabı çabuk bitti gibi yani, anlaşılıyor. Kurtuldu adam gibi. Gibi anlaşılıyor. Öldü yani, kurtuldu yani, diyoruz ya. Öldü evet. Kurtuldu. Öldü de kurtulduğu şüpheli. Evet, öldüğü doğru da. Ya leyteni küntü türaba diyecek diyor. Cehenneme girince demeyecek mi? Evet. Öncesine. Mahşerden önceki o büyük korkunç manzarada söyleyecek toprak olsaydım diye. Evet. Ve yekulül kafiru ya leyteni toprak olsaydım diyecek daha cehenneme girmeden. Evet. Cehenneme girince zaten bunu söylemeye de fırsat yok. Evet. Bağırmaya bile. Evet. Susun, terbiyesizlik yapmayın diye ikaz gelecek. Onun için işletme defterini silmeden önce... 1000 kere düşünmek lazım. Yani deftersizlik suç bir defa. Kayıt dışılık suç yani. Kayıt dışılık yani kayıt dışı suç, kalmaması evet. Lazım. Çok bu sebeple güzel. Kafire acımak gerekir. Evet. Gavur oğlu gavur derken bile cız etmeli müminin içi. Evet. Çünkü ateş torbası demek o. Maazallah. Evet. Ateş torbası ateş demek. Torbası, evet. Yani çok böyle falanca kafir geberdi kurtulduk diyoruz ama bir insan yani yolda düşüyor... İşte ayağına çivi batıyor, kırılıyor da ona bile acıyor numarası yapıyoruz da. Evet. Ebedi cehennemde kalacak birine nasıl acımazsın? Yani. Asas acınacak kafir. Evet, evet, evet. Asas acınacak herif zalim heriftir. Evet. Çünkü öbürü mazlum öldü, kurtuldu inşallah cennete girdi, merhamet görecek yani. Ama bu zalim hesap vermeye gidiyor. Evet. Ve haberi yok zavallının. Ya. Yani, evet. Kafir, zalim, acınacak insandır. Evet. Yani acıyıp sadaka verme manasında değil. Akıbeti evet. Açısından. Yani hem insan olarak yaratılmış hem de. Hem cinsimiz çünkü. Evet. Kayıt dışılığa yönelmiş. Kayıt yani dışına, olmaz evet. Öyle bir şey. Evet. Şimdi mümin insan işletme defterim var. Ben kabul ediyorum. Evet, artı toplamayı istiyorum. Akşam karla kapatayım. Yatak odasına yatmaya gittiğimde defterlerimde bir sıkıntı olmasın diyor mümin insan. Tamam. Peki bu arızalar, hatalar, işletme hataları yani günahlar ne oluyor peki? Bir, kanun bir. Bir kere hiçbir hata büyük veya küçük bir kereydi yarım kereydi diye demeden zayi olmuyor. Yazılıyor. Kesin kaydediliyor. Evet. Bu birinci kanun. Yani... polisten, vergi memurundan, devletten kaçırabilir insan. Ne evet. Kadar büyük devlet olursa olsun. Evet. Yani diyorlar ya işte Amerika'da maliye çok iyi kontrol ediyor da işte Türkiye'deki gibi kayıt dışı yok filan. Ne alakası var? Asas kayıt dışılık orada vardır. Her şey kayıt altında olsa Amerika'da terör mü olur, zulüm mü olur? Evet. Yani
büyüdükçe gırtlak kanser oranı da büyüyor. Hocam her yerde bu tür şeyler gündeme geliyor bir şekilde. Politikacılarla, şunlarla, bunlarla. Ama devlet büyüktür, gizliyor bunu. Çabuk yakalıyor, ayrı bir konu. Ama kulun Allah'a karşı hiçbir hatasında kaybettik, gizledik, sümen altı yok. Evet. Sümen altı yok. Birinci kanun bu. Evet. Bunu günah nedire girmeden önce bunu konuşmamız gerekiyor. Yani kayıt dışı kalacak bir günah yok. Gözden kaçırılacak, sümenin altına gizlenecek bir günah olamaz. İki, hiçbir işletme hatası, hacmi, boyutu ne olursa olsun, ne olursa olsun, bu çok önemli bir nokta. Bunun altını filan her yerini çizmek lazım. Hiçbir hatası müminin Allah'ın onu kulluğundan atmasıyla sonuçlanmaz. Evet. Yeter ki o ben kulum, işletme defteri tutacağım desin. Evet. Yani ben defter mefter tutmam, bana ne dininizden dedi ya, zaten sorun evet. bitiyor. Öyle bir hesap yok. Bir kulluk ahdi olduğu ben sürece. Ben müminim. Evet. Rabbimsin sen. Evet. Dediği sürece iç, alkol, zina, kumar, hatta cinayet, cana kıymak, adı ne olursa olsun, hiçbir hata Allah'ın defterinden silinmek değildir. Evet. Burada Erhamur Rahimin Allah'ı konuşuyoruz. Evet. Yani Allah'ın en büyük rahmeti, hacmi ne olursa olsun hatanın, sildim seni defterden demeyişidir. Evet. Bu bir vaattir Allah'tan. Evet. Kim bir günah işler de sonra Rabbim var diye hatırlarsa, o gafur ve rahim olan Rabbini bulacak diyor Kur'an. Bundan büyük müjde evet. olmaz yani. Evet. Yani peygamber öldürmeye teşebbüs etmiş, insanlara rahmetini açtı. Değil ki mi? Bir peygamber öldürecek yerde 1 milyon insan öldür. Evet. Evet denebilir evet. mesela. Buna rağmen Halid bin Velid becerebilseydi Uhud'da Efendimiz'i öldürecekti. Tabii tabii. Yani. Gelip Efendimiz'in kapısında diz çöktüğünde sanki 40 yıllık dost muamelesi gördü. Evet. Halbuki sadece ve sadece 5 sene önce öldürmek istediği peygamberin kapısına gitti. Evet. Bundan büyük şey olur mu ya? Evet. Amr ibn-i As da aynı dosyayla aranıyordu. Evet. Büyük bir dosyadan aranıyordu. Yani peygamberi öldürmeye defalarca teşebbüs etmek. Bir kere de değil. Evet. Defalarca örgüt kurmak, çete kurmak, adına ne dersek diyelim. Bütün bunlardan aranıyordu Amr ibn-i As. Evet. Efendimizin önüne gitti. Beni tanıdın mı? Daha sonra tanındı tabii. Sesinden tabii, belli. Evet. Çünkü çete başı adam. Ben iman edersem ne olacak diye sordu. Cennetlik mümin olacaksın dedi evet, Efendimiz. Evet. Ama şartım var dedi. Evet. Ne şartı Amr? Ne biçim Müslümanlık bu deyince efendim, ya ben öyle herkes gibi bir adam değilim, baş belası bir adamım, beni de affedecek mi Allah dedi yani. Kendi bile affolacağına inanmıyor. Evet, evet. Yani Allah'ın ona rahmeti onun kendine acımasından fazla. Evet, çok Efendimiz güzel. Ne buyurdu? Amr sen ne diyorsun ya? İslam önceki her şeyi siler buyurdu. Siler, evet. Şimdi, dolayısıyla biz buradan ikinci kuralı çıkarıyoruz. Evet. Nedir ikinci kuralımız? Allah, ben senin kulunum ya Rabbi diyen hiç kimseyi gözünden düşürmüyor, silmiyor, atmıyor. Evet. Ama çok adam öldürdü. Kaç kişi öldürdü? 10. Kaç kişi? 100. 100 kişiyi öldüren adam bir de meleklerin töreniyle gitti cennete. Bundan daha büyük örnek olmaz herhalde. Hadis-i şerif çok açık. Yani Kur'an-ı Kerim'in şirk hariç. Şirk nedir? Yani sen Allah'sın ama bir tane de Allah burada var. Bir tane de Rabbim bu var. Diyen akılsızın halidir. Evet. Şirk. Şirk hariç Allah-u Teala'nın affetmediği, ben seni bir daha kabul etmiyorum dediği hiçbir suç yoktur. Kaldı ki dönebilirse insan şirki de affediyor Allah. Yani evet. şirkle günahlar arasındaki fark, şirkten dönerse sahibi Allah gel diyor. Öbürlerini becerip dönemese bile ihtimal var Allah'ın affetmekle ilgili. Anne duası almıştır. Evet. Veyahut da işte filan zamanda bir sadaka vermiştir. Filan namazda gözyaşı akıtmıştır. Filan gece ben insan mıyım, niye böyle yaptım diye ağlamış, beni affet ya Rabbi demiştir. Hacca gitmiştir. Bir sebeple yine Allah Teala affediyor. Birinci kuralda
Dedik ki gözden kaçabilecek bir hata yoktur bu işletme sisteminde. Hiç mümkün değil. İki, hiçbir hata kesinlikle Allah'ın kulunu defol bir daha görmeyeyim seni dediği bir hata değildir. Yeter ki, şu çıkar mı hocam? Yani af da mutlaktır gibi bir şey de çıkar mı? Yoksa yani affın da bir takım şartları... Hayır. Allah'ın meşiyetine kalır denir. Meşiyet evet. Nedir? İradesine kalır. Yani kul ben af istiyorum derse vaadi var Allah'ın affedeceğim evet. diyor. Bunu becerip demeden kul ahirete intikal ederse facia burada zaten. Evet. Burada işte Allah-u Teala'nın rahmetine kaldı kul. Evet. Affedip de cennete de koyabilir bir sebeple. Yüzlerce sebep var. Evet. Affetmeden cennete koymaz, cehennemde cezasını çektirir, öyle cennete koyar. Ahiretteki iş ahirete kalır. Evet. Bu demek. Ama sen işlediğin kadar işle suçunu. Nasıl olsa af kanunu çıkacak. Üniversiteyi zorla bitirecek sana devlet. Öyle değil. Öyle. Evet. Allah boynu bükük kul istiyor. Evet. Şımarık, hiçbir şey olmamış gibi davranan kul istemiyor Allah. Yani suç işlediyse, günah işlediyse bile onun farkında i̇şletme olan işletme hatası yaptıysa bile onun farkında olan ve yani bir işte boynu büküklük arz eden kulluğunu hatırlama. Yani, kulluğunu şımarmama. Evet. Firavunlaşmama. Ya bu aslında bir tür af talebidir de değil o mi? O boynu büküklüktür kulluk evet, zaten. Evet, onu becerebilen evet, yani. Evet. Ama öyle arkadaşlar arasında boynu bükük durup da seccadenin başında ya da kendi nefsiyle baş başa kaldığında dik başlılık başka bir şey tabii. Yani evet, evet. Doğal bir boynu büküklük. Evet. Pozisyonu iyi takdir etme evet. boynu büküklüğü. Üçüncü bir noktamız Allah-u Teala kulun bu şekildeki bir işletme hatasını biliyor. Kulunu böyle yarattı. Yani biz insan olarak bu karakteri... Zaafları olabilir. Zaaflar da diyebiliriz. Yaratılış hamurumuz böyle bizim. Evet. Yani hamurda var o şey. Hamurumuzda bu var. Çünkü evet. bu hamurda bulunmazsa imtihanın maksadı yok. Mesela tabii. melekler için bir günah söz konusu değil. Çünkü melekler, hamurunda yok onun. Hamurunda yok. Meleklerin tövbe etmesi gerekmiyor. Tövbe edecek bir şey yapamazlar. Evet. İstese de melek bir hata yapamaz. Evet. Hata yapacak kapasite yok melekte. Yani isteme de yok belki. Böyle bir şey melek bir şey istemez zaten. Evet, evet. Melek bir şey isteyemez. Evet. İsteme, irade, yapma, yapmama insanla ilgili bir süreç. Evet. Meleğin böyle bir kapasitesi yok. Kabiliyet yok melekte. Öyle yaratılmamış. Öyle. Ha, dolayısıyla misyonu da o değil. Ha, Allah günahın yapılabilecek kabiliyetini insana koyduğu gibi U dönüşü yahut da temizleme kabiliyetini de muhakkak koymuştur. Evet. Yani A isimli bir insanın 100 çeşit günahın 100'ünü de bir günde yapma imkanı vardır. Yaratılış tarzı olarak. Hı-hı. Fakat aynı oranda da 100 dönüş yapıp annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması da aynı gün içinde mümkündür. Evet. Yani bu çok önemli bir nokta evet. hocam. Filanca Firavun herif. Firavun oğlu Firavun diyoruz mesela. Evet. Tamam. O melek oğlu melek de olabilir aynı anda. Evet. Yani eğer Firavunlukta kapasitesi yüksekse büyük bir tövbe kabiliyeti de vardır onda. Evet. Kullanmıyordur. Evet. Sıkıntı burada zaten. Tövbeyi devreye soktuğu an. Şimdi Kur'an'ımız ne buyuruyor? Vehedeynâhun necdeyn. Biz iki sistemi de yükledik ona. Evet. Her iki sistemde insan da yüklü. Bu ebediyen Firavun kalacak bir kapasiteyi kullanmaya çalışıyor. Evet. Bu meleklerle yarışacak bir kapasiteyi kullanmaya çalışıyor. Bu zigzag yapıyor. Bir düşüyor, kalkıyor. Düştüğü yerden bir daha kalkıyor. Öbür tarafta bir daha düşüyor. Genelde de böyle zaten. Evet. Yani ortada, orta direk diyorlar ya. Evet. Yani günah sisteminde de orta direk var. Bu üç sistem çok önemli. Hocam yani tamam süremiz... Hocam. Tamam. Özeteyim üç kelimeyi toplayayım o zaman. Ha, lütfen. Yani biz sümen altı hiçbir şeyi yapamayız. Gizleyemeyiz. Evet. İki... Görünüyoruz, fark ediliyoruz, yazılıyoruz. İç içeyiz. Sağımız evet. solumuz dolu bizim. Evet. İki, Allah-u Teala hiçbir günahtan dolayı kulunu silmiyor. Silmiyor. Evet. Üçüncüsü,
artı ile eksi kutuplarımız aynı anda yüklü bizde. Evet, dolayısıyla bu adam günah için yaratıldı denemez. Bu adam da sevap için yaratıldı denemez. Kimin ne için yaratıldığı diye bir şey yok. İkisini de Allah verdi. Evet. Fakat bu o tarafı tercih ediyor. İsteyen anında hayra dönebilir. Evet. Günahlardan bu vazgeçebilir. Potansiyel var. İnsanın var. Kendi kendisine yönelik de bir ümitsizlik şeyi oluşturmaması hem lazım. Hem ümitsizlik açısından hem de gerçek böyle. Evet. Gerçek böyle. Evet, değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçüler çerçevesinde sohbet ediyoruz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayın efendim.